Sağlık Bakanlığı atamalar konusunda son yıllarda fizyoterapistleri neredeyse unuttu. Bakanlık sembolik atamalarla atama bekleyen ve hizmet vermeye hazır olan fizyoterapistleri üzmeye devam ediyor. Fizyoterapistler deyip geçmemek gerekiyor. Bu insanlar yüksek puanlarla üniversitelere yerleşiyor. Zorlu eğitimler sonucunda mezun oluyor ama hem mesleğe başlarken zorluk yaşıyor hem de hak ettiği değeri ne yazık ki göremiyor. 2018 KPSS sonucunda ilk 1000 kişide 200'den fazla 94-95 puan alan fizyoterapist olmasına rağmen çok sayıda fizyoterapist işsiz şekilde beklemektedir. Bu da sadece fizyoterapistlere değil aslında sağlık hizmetleri bekleyen vatandaşlarımıza da büyük bir haksızlık. Fizyoterapistlerin yetersizliği sebebiyle vatandaşlar ciddi mağduriyetler yaşıyor. Yoğun bakım ünitelerinde, aile sağlığı merkezlerinde, kamu hastanelerinde fizyoterapist istihdamının yetersiz olması öncelikle vatandaşlarımızın fizik tedaviye olan hizmetlerinin aksamasına neden oluyor. Vatandaşlar aylar sonra randevu alabiliyor. Fizyoterapistlerin sorunlu çözümünün sadece onların değil vatandaşların da sorununu çözecektir diyorum. Buradan da bunu ifade etmek istiyorum.